Sevgili seyirciler, geçen bölümümüzde Fethiye'nin suyunu içince buradan gidemezsiniz demiştim size. Gidemedim. Bu hafta da Fethiye'deyiz. Ülkemizin bu cennet köşesinin başka değerlerini de size göstermeye devam ediyoruz. Direksiyonu önce Fethiye Marina'ya çeviriyoruz. Ece Marina'da bizi gerçek bir kahraman komutan Necat Ece karşılıyor. Komutan sen bakalım sağda. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Komutan sağda. Hoş bulduk. Sağ olun. Hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Nasılsınız Necat komutanım? İyi misiniz? Sağ olun. Bakalım sizler nasılsınız? Allah'a çok şükür bizler iyiyiz. Sizler de ne iyisiniz. Güzel. Sizleri buralarda görmek. Şimdi ben biliyorum tabii Necat komutanım. Bize bu marinayı bir anlatır mısın? Sayın bakalım müsaade bir üst kata çıkalım. Oradan hem yani panoramik görüş yani içerisinde. Askerlik yine başlıyor. Hemen bir haritada bir çalışacağız önce. Evet, hadi. Evet. Buyurun. Oo, hakikaten mükemmel bir manzara. Şimdi burada tatbiki bir çalışma yapabiliriz. Evet. Şimdi burası Türkiye'nin en güzel marinalarından, hatta Akdeniz'in en güzel marinalarından biri. Ne kadar yat kapasiteniz var burada? İddialı olmakla birlikte marina konum itibariyle verilen hizmet açısından gerçekten bölgenin en iyilerinden biridir. Evet. Şehir marinası görünümündedir ama yaşantı olarak da şehrin dışında olan bir marinadır. Marinamızda 250 ile 350 arasında yat kapasitesi bulunmaktadır. Bilindiği üzere yatların yani kapasite boylarıyla orantılı olduğu için yani bu kapasite mega yatlar geldiği zaman 150'ye düşer. Evet. Ama daha küçük boylu deniz araçları yatlar 350'ye çıkar. Bu şekilde hizmet vermekteyiz. Marina bu hizmeti gayet güzel bir şekilde senelerdir yapıyor. Açılışında evet. 2004 yılı mıydı? 2004'te siz şeref vermiştiniz, gelmiştiniz. Estağfurullah, o onur bize aitti. Geldik, 3 bakan beraber evet, gelmiştik. Ulaştırma Bakanımız Sayın Burada Binali Yıldırım. Burada balıkçılarla bir de toplantı yapmıştık arkasından, marina açılışında arkasından. Onların problemleri vardı. Değerli izleyiciler, hakikaten Türkiye'nin en güzel marinalarından, dünyanın en güzel marinalarından biri. Ve kurucusu rahmetli Celal Ece'yi de burada saygıyla yad ediyoruz, anıyoruz. Şimdi kardeşi Necat komutanım işi aynı şekilde başarıyla sürdürmeye devam ediyor. Ben Necat komutanıma, albayıma devamlı komutanım derim. Çünkü geçmişte biz beraberce çok güzel hizmetler bu ülkeye yapmaya çalıştık. O yüzden bu şekilde ben unvanını bu şekilde sürdürüyorum. Ama aslında çok başarılı bir iş adamı. Çok teşekkür ederim Sayın Bakan. Turizmimiz için çok değerli olan marinaların şehirlerimizin doğasını kirletmeden modern bir şekilde kurulmaları ve çalıştırılmaları çok önemli. Burada sizin birebir Türk turizmine çok ciddi katkılarınız var. Bunları da kişisel dostluklarınızla sağlıyorsunuz. Burada yatların sahipleri genellikle büyük yatlar burada bırakıyorlar. Sonra tekrar ülkelerine uçakla gidip tekrar buraya geliyorlar ve yine burada kalarak hayata devam ediyorlar. Nasıl yorumluyorsunuz? Sizin böyle yaptığınız çalışmalarda bunun etkisinin oldukça fazla olduğunu düşünüyorum. Herkes burada memnun. Yani bütün yat sahipleri, hepsi yabancı yatlar bunlar. Gayet iyi. Sayın Bakanım, marinalardaki en büyük özellik henüz ülkemizde tam anlamıyla teferruat olarak değerlendirilemese bile turizme müthiş bir katkısı vardır. Deniz turizmi, Türkiye'nin turizm gelirlerinin %25'ini kapsar. O kadar. %25 ciddi bir çok rakam. Ciddi bir rakam. Ama buna rağmen yeterince tanınamamış olan bir şey. Doğru. Biraz evvel sizin de belirttiğiniz gibi marinamız denize bir park yeri. İnsanlar geliyorlar, bu teknelerini emanet ediyorlar, gidiyorlar ve geliyorlar. Gelişlerinde ayrı bir ülkeye döviz girdileri var. Evet. Teknelerinde, yaşantılarında ayrı bir girdileri var. Misafirleri de ayrı bir girdileri var. Yani turizmin çeşitliliğini artıran ve müthiş de bir geri bırakan bir turizm. Müthiş. Böyle sizin değerli dostlarınız, burada bir dostunuz daha var. Mesela şimdi marinamızda yaşayan Mike yıllardan beri Mike. Buradadır. Merhaba. Hi. Yo, he's a very strong man. How are you? Welcome. Came from Cyprus. Yeah, great. I have heard that you are a body champion of the world. Five times world champion. Five times world champion. Two times Mr. Universe. Great. Now officially old man.
No, 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 no. You look very young. No problem at all. If you say so, what can I say myself? It is very difficult. But I have heard that you also have some movie and entertainment business in Turkey and in the world, huh? Yes, yes. Great. I've made many movies. Gladiator. Gladiator, yes. I think you are a real gladiator. Look, I am a world swimming champion. I am very happy to have you here. It's been a pleasure. Yes, this is a great country. And when you come here, I feel great happiness. Why? Because you bring everything. And I wish you a prosperous future. Okay? Thank you. I am, by the way, my basic profession is scuba diver. And actually, it's three-star instructor. Ah, okay. Yes, but I did ministerial job as a hobby. I had between 2002 2009 state minister of Turkey position. Interesting. Really? Ex-special forces. Mm-hmm. Diver. Ex-special forces. Diver. Ex-special forces. Ex-special forces. Thank you. Değerli başkanım, sevgili komutanım, çok teşekkür ediyoruz her şey için. Eminim benim şehrim Fethiye'yi izleyen bizim değerli Haber Global izleyicileri bu bölümden ayrı bir zevk alacaklar. Bize sunduğunuz bu imkanlar için size ve arkadaşlarınıza çok teşekkür ediyoruz. Sayın Bakanım, şeref verdiniz. Uzun zaman, bizim için 3-5 ay görüşmeyince çok uzun zaman oluyor dostlar için. Doğru. Dolayısıyla bir kere o hasreti giderdik. Bir de marinamızın sizin gibi denizi hem ilmi hem uygulayıcı olarak çok iyi hem su altını hem su üstünü bilen bir kişi tarafından bunları duymak bize gurur veriyor. Çok teşekkür ediyoruz. Sırada Akdağ Enerji var. Türkiye'de doğaya zararsız yeni nesil enerji kaynakları üretmek gerekiyor. Bir de enerjiyi ihraç eder hale gelirsek daha ne isteriz? Evet Sedat Başkanım. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sayın Bakanım. Şeref verdiniz. Sizin firma ne zaman kuruldu? Bizim firma, birkaç firmamız var. İnşaat firmamızı 2000 yılında kurduk. Akdağ Şirketler Grubu olarak. Evet. Villa ve konut projelerine imza atmaktayız. 2013 yılında da Sessal Enerji'yi kurduk. 2020 yılında da Akdağ Doğalgaz şirketimizi kurduk. Peki bu toplam bütün firmalarda kaç kişi çalışıyor? Toplamda 140 kişi çalışıyor. 140 kişi. Ağırlıklı inşaat firması ve turizm. Anladım. Bir de otelimiz var. Peki ne kadarı bunların beyaz yakalı, ne kadarı mavi yakalı? Bunların yaklaşık %70'i mavi yakalı, %30'u da beyaz yakalı. Güzel. Evet. Yani Türkiye genelinde siz elektrik hizmeti veriyorsunuz, tedarik evet, hizmeti veriyorsunuz. Evet, tedarik hizmeti veriyoruz. Esas amaçlarımızdan bir tanesi ama esas misyonumuz bir gün enerjiyi bedava veya maliyeti çok düşük, bedavaya yakın bir şekilde bütün halkımıza elektriği vermek. Bunun için de Sessal Enerji olarak kazandığımız bütün paraları bu yolda vereceğiz. Peki, şimdi bu çok güzel bence evet. Bir amaç, insani bir amaç. Siz yenilenebilir enerji kaynaklarını da kullanıyor musunuz bu çalışmalar sırasında? Evet, kullanıyoruz ama esas bizim odaklandığımız füzyon enerjisi. Füzyon. Çünkü dünyanın 20 yıl ve 30 yıl sonrası da füzyon enerjisi zirvede olacak. Uzay taşımacılığı, uzay madenciliği, evet. Yani galaksiler burada arası. Sizin bünyeniz içerisinde bu alanlarda çalışan arkadaşlar var mı? Var, ağırlıklı olarak elektronik mühendisi arkadaşlar. Argeniz var mı sizin var. Bir araştırma bir de geliştirme biriniz? Yurt dışında da özellikle Londra'dan bu konuda destek alıyoruz. Çok güzel. Dediğim gibi benim kazandığım ve kazanacağım bütün parayı da bu yolda harcamayı düşünüyorum. Bravo. Artı bir de bir vakıf kurduk. Sessal Eğitime Dayanışma Vakfı. Bununla ilgili de eğitime ihtiyacı olan kişiler veya yaşlılara falan yardımcı olmaya çalışıyoruz. Çok güzel. Yani evet. Ben şimdi biz Ege Serbest Bölgesi'nin programını yaptık. Orada uzay kampı, NASA uzay kampını getirmek için göbeğimiz çatlamıştı. Getirdim, baktım. Şimdi 230 bin öğrenci yetişmiş mesela oradan. Bu çocuklar uzay teknolojileriyle çalıştılar, baktılar, öğrendiler. Şimdi buraya geliyorum Fethiye'ye. Siz yani geldiğimiz yerde Fethiye'de bize
füzyon enerjisinden bahsediyorsunuz. Evet. 30 sene sonrası madenciliği, uzay madenciliğinden evet. bahsediyorsunuz. Böyle bir vizyon olunca ben firmaların önünü çok açık görüyorum. Teşekkür ederim. Bir de şöyle bir şey var, kaderin bir cilvesi. Ben sizin bakanlık döneminizde de sizi hep bir ideal olarak kabul etmiştim. Sağ olun. Tezadüf de oldu, tanıştık. Çok mutlu olduk. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Tabii yapacak çok iş var. Evet. Sedat Başkanım, beraber şimdi bakalım. Sizi burada tabii bu arkadaşlarla bütün çalıştığınız gerek donanımlı, ehliyetli arkadaşlarımız, kardeşlerimizle böyle genç bir kadro. Türkiye'ye çok iyi hizmetler yapacağınıza ben inanıyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Canı yürekten size teşekkür ediyorum. Sizin gibi idol bir insanın da ofisinize gelmesi beni ayrıca mutlu etti. Ne demek? Eğer uygun görürseniz size bir hediye vermek istiyorum. Çok teşekkür ederim. Tabii. Bakın size layık değil ama... Ne demek ya? Çok teşekkür ederim. Kabul buyursanız çok bizi mutlu edersiniz. Çok teşekkür ederim. Benim için çok değerli bir hediye. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Bununla anlaşmalarımızı imza ata ata yolumuza devam edeceğiz. Çok, çok teşekkür ediyorum. Bizi. Sağ olun. Ben o mutluluğu sizden tattım. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Restoranlarda sıkça sorulan çiftlik mi değil mi sorusu artık yetiştirme çiftlikleri lehine dönmüş bulunuyor. Maalesef denizlerimiz hızla kirlendiği için yetiştirme çiftliklerimizdeki balıklar daha sağlıklı bir şekilde sofralarımıza gelmekte. Sayın Bakanım hoş geldiniz. Ya biz seni çoban biliyoruz. Sen balıkla uğraşıyorsun. Geçi çobanlığından balık çobanlığına geçtik bakanım. Nasıl bir çobanlık bu ya? Sizleri buralarda çiftliğimizde böyle... Baskın yapar gibi görmekten gurur duyuyoruz. Vallahi sizin gibi böyle başarılı işletmeleri görünce o gururu biz duyuyoruz. Bir yörük çocuğu olarak sıfırdan başlayıp buralara gelmekten de kendimden gurur duyuyorum. Öyle. Ben de Yörük Türkmen Beyi olarak ziyaret etmekten Allah mutlu oldum. Allah razı olsun. Şimdi burası neresi? Benim şehrim Fethiye'nin izleyicilerine burası Fethiye'nin neresi oluyor? Fethiye Yanıklar, Yeşil Vadi mevkisi burası. Yeşil Vadi mevkisi. Yeşil Vadi. Peki. Korkunç güzel havuzlar var. Serin. Evet. İçinde alabalık mı bunlar? Ne alabalık bunlar? Üretiyoruz. Alabalık üretiyorsun. Bunlar somon balığının da akrabası, amcaoğlu olur. Somon balığı fanillesinin. Somon balığı da yapıyor musun? Somon balığı da yapıyoruz bakalım. Yapıyor musun? Tamam. Evet. Of. Bunlar pirana ya. Alabalık değil, pirana bunlar. Pirana. Yiyelim. Bu yeterince yedi. Şuraya Doğru. atalım. Şuraya. Atalım. Maşallah. Bu akşam bunlar pirana olmuş, pirana. Şimdi bunlara günde kaç kere yem veriyorsun? Günde 3 öğün yemliyoruz. 3 öğün. Sabah evet. öğlen akşam mı Sabah yiyorlar? Sabah öğlen akşam. Aynı insan karıtası gibi. Allah 3 öğün yemliyoruz. Peki senin şimdi burada alabalık var. Alabalık Somon yapıyoruz. Somon var. Alabalık 300-350 gram civarında alabalık olarak satılıyor sofraya. Tamam. Bunu aynı balığı 3 kiloya kadar büyütüp somon olarak da satabiliyoruz. Tamam. Çünkü somon familyasından olan aynı, bir balık. Aynı amcaoğlu bu somonun. Evet, amcaoğlu. Ben bunları zamanında incelemiştim. Evet bakalım. Bu çok doğru bir iş yapıyorsunuz. Evet. Şimdi aslında biz buradan izleyicilerimize şunu anlatalım. Görüyorsunuz son derece serin sularında çok güzel imkanlar içerisinde bu çiftliklerde üretilen balıklar. Hani çiftlik balığı deniyor ama bunlar son derece sağlıklı. Bir anlat bize ne kadar küçük alıyorsun bunları? Yani sen burada Sayın mı bakalım başka bir çiftlikte anaçlarımız var. Anaçtan, yani şimdi yumurta halinde mi getiriyorsun? Anaçta yumurtasını sağıyoruz. Yavru yapıyoruz. İlk önce yumurtalar o yavrular, çiftleştirildi, sağladı. Evet. Sonra kaç gram alıyorsun buraya? 10 gram oluyor. O başka bir tesisimizde. Tamam. Oradan buraya getiriyoruz. Buradan da 350-400 gram yapıp pazara hasada sunuyoruz. Tamam. 500, yani esas hani fry dediğimiz küçük yavru balıktan alıyorsun. Evet. Pazara kadar burada geliştiriyorsun. Pazara kadar büyütüyorum. Buradan 10 gramdan alıyorsun 350 grama getiriyorsun. 350 gram. 350 gram şu anda da 700 gram yapıp Amerika'ya pilot olarak gönderiyoruz bakalım. 700 gram da yapıyorsun. Evet 700 gram. 1 kilo. O somon olarak gidiyor. Evet. Şu anda Amerika'ya 6 ayda 1 milyon dolar ihracat yaptık bakalım burada. Maşallah 1 milyon dolar ihracat. Ben ihracat duydum zaten akan sular bende duruyor. Sayın Bakanım bu işe ben alabalıkçılığa sıfırdan başladım. Maşallah. Bir yörük çocuğuyum. Maşallah. Şu anda Karadeniz'de somon yapacağız. Yurt dışından yap. Somon yumurtasını getirdik. Tamam. Bunun anaçları bizim elimizde. Havamımız Büyük var. Büyük firmalarımız uğraştı bir ara onlarla. Onlarla bence bir şey yap yani Hepsinde görüş. Hepsinde istişaremiz tamam. var. Yap. Yapacağız inşallah. Bunlar seni tanıyor ha. Bak bunlar, nereye gidersen peşinde geliyorlar. Tanır bizi. Sen bunları fazla yemlemişsin. Evet. Şimdi eskiden bunun ihracatı falan yapılmazdı. Yetiştirmesi yapılmazdı.
O zaman sizlerle beraber çalıştık. Evet. İhracatın önünü açtık ve ihracat başladı. Şimdi Avrupa'ya en fazla balık çiftlik balığı olarak bizden gidiyor bildiğim kadarıyla, değil mi? Türkiye'den Avrupa'ya tek hayvansal ürün alabalık. Çupra levrek de gidiyor da alabalık, tatlı su balığı olarak alabalık gidiyor. Şu anda müşteri talep ediyor. Her ay 10 konteyner mal istiyor. Biz 3 yapabiliyoruz. İnşallah ileriki günlerde 10'a çıkaracağız. Devletimizin desteğiyle. Peki. Çok üretim yapacağız, ihracat yapacağız. İnşallah ihracatın bol olsun. Amin. Ülkeye faydan çok olsun. Şimdi burada ilk başladığımız yerde yaklaşık 50 gramlık falan balıklardı. Evet. Buraya geldik, bunlar yaklaşık 250 grama falan çıktı. 300-400 gram. Ya şimdi bu kadar zamanda ne kadar bunların arasında doğum farkı var? Kaç haftalık başlıyor? Mesela bunlar şunlar yeni geldi. 6 ay vardı. 6 ayda bu hale geliyor. Evet. Az bir emek değil bu. Şahane bir hayvan bu. Bizim için besin kaynağı. Yani esas protein istiyorsanız bu. Şimdi ben bu arkadaşı atıyorum. Oba! Bereketli olsun inşallah. Teşekkür ediyoruz. Ben bakalım. Şimdi izleyicilerimize şunu söyleyeceğim. Biz burada böylesine bir alabalık çiftliğinde aslında belki 36-37 program yaptık. İlk defa alabalık çiftliğine geldik. Su çok güzel, kaliteli. Evet. Kullandığın yem de kaliteli. Hayvanların sağlık kontrolü nasıl yapılıyor? İlçe tarım müdürlüklerimizden, havuzlarımızdan numune alınıyor. Ankara, Antalya, İzmir veterinerlere gönderiliyor. Analizleri yapılıyor. Her ay standart olarak tahlilleri yapılıyor başkanım. Peki ölüm oranı çok mu? Yüzde kaç ölüm oranı? %10 gibi yumurtadan hasada kadar. Yumurtadan hasada %10. O normal bir hasat. Normal. Evet. En büyük balıklar burada mı oluyor? Büyükler, küçükleri yeni getirdim buraya. Biraz yoğunluk vardı kuluçkanemizde. Kaç tane havuzun var? Burada 80 tane havuzumuz var. 80 bakalım. Havuz var. Ayrı 80 evet, havuz. Evet, 80 tane havuzumuz var. Evet. Yılda burada 500 ton alabalık üretiyoruz. 500 ton üretiyorsun. Evet, 500 ton. Başka tesislerimiz de var. Oradan da üretiyoruz. Fabrikamızda işleyip Avrupa'ya ihraç yapıyoruz. Bir de bu ürünlerin dünyada önemli ihracatçısı olduğumuz zaman işte o anda tadından yenmez, ihraç edilir. Şimdi bu balıklara aşı yapıyorsunuz siz, öyle mi? Evet. Güzel. Bunu balığı fazla bekletmeden yapıyorsunuz. Evet. Böyle karnının altından. Evet. Tamam. Orası aşı yeri. Vurduğun aşı ne aşısı? Fok. Fok aşısı. Peki. Bunların hepsine bunun muameleyi yapıyoruz. Evet. Bunlar bayağı sağlıklı. Biz bugün Covid aşısı oluyoruz. Evet. Bunlar da siz aşılıyorsunuz. Gayet güzel. Sağlıklı bir dünya için hep aşı lazım. Evet. Tamam. 6 ay. Yeter üçüncü grubu biraz daha izleyicilerimiz de baksın. Peki kolay gelsin size. Teşekkür ederim. Yani buradaki her balığı tek tek aşılamak. Ya sizin yaptığınız işi Türkiye'de millet şu aşı kampanyasında yapsa Covid Movid kalmayacak ya. Şimdi bunları kaç derecede donduruyorsunuz böyle? -40'ta donduruyoruz sayın bakanım. -40'ta ne kadar kalıyor? 5 saat sürede -40'ta kalıyor, donuyor. 5 donduktan saat. Donduktan sonra paketleyip tamam. Bu kolilere ambalaj zincirle yapıyoruz. Yurt dışına Amerika'ya, evet, İngiltere'ye ihracat yapıyoruz. İhracat yapıyoruz. Harika bir şey. Bunların hepsi proteini bol, son derece güzel balıklar. Evet. Çok güzel hazırlıyorsun. Renkli. Bunlar da taze. Taze. Şu anda çiftlikten yapılan hasat. Evet. Bu taze. Gayet, gayet güzel. Onun donmuşu da şöyle yan yana gösterelim. Evet. Sevgili seyirciler, afiyet olsun. Sevgili seyirciler, şimdi de şehirde bir kadın girişimcimiz var. Dişiyle tırnağıyla kazanılmış bir başarı hikayesi. Çok çalışınca hiçbir engel kalmıyor bu hayatta. Hoş geldiniz. Nereye geldik biz? Burası hoş neresi? Hoş geldiniz. Çok mutluyuz sizi gördüğümüz için. Sağ ol. Aynı şekilde o mutluluk bize ait. Burası neresi şimdi? Yapı Market. Yapı Market. Evet. Yapı malzemelerini burada satıyoruz, evet. Veriyoruz. Evet. Bütün evet. Burada Fethiye'nin yeni inşaatlarında evet. Ve eskilerin onarımında sizin malzemeler kullanılıyor. A'dan Z'ye, temelden çatıya, dekorasyonuna kadar. Yani ben bu inşaat malzemeleri işlerinde falan biraz böyle tabii çalıştığım firmalar oldu. Zamanında ihracatçı firmalar böyle yer aldı ama evet. Bir hanımefendiyi bu işlerin başında ilk defa 43 görüyorum. 43 yıl. 43 yıldır bu işleri yapıyorsunuz. Evet.
Siz o zaman her şeyi, inşaatı biliyorsunuz A'dan Z'ye. 95 bin kalem ürün var. 95 bin kalem? Evet. Vay 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 maşallah. Yan sanayisini falan da düşününce temelden, bunun sayısı artıyor. Temelden çatıya. Evet. Yani dekorasyona kadar var. Ne zaman fırsat buldunuz da siz bu 43 sene hem çocukları yetiştirdiniz sormayın, hem sormayın. Nasıl oldu bu üç iş? 3 tane erkek evlat. Maşallah. Bir de eşim 4 tane erkek. Tamam. Baş et, baş et. Zor baş et. Çocuklar mı zor, eşim mi zor? Aslında iş daha zor. İş daha zor. Çocuklar çok zor değil. Anladım. Hepsini beraber bir arada. Hem kariyer yaptım hem çocuk yaptım. Helal olsun ya. İşte bizim de duymak istediğimiz hanımlardan aynen, bu. Aynen. Çok, çok güzel. Maşallah. Çok çalıştım. 43 yıl. 43 yıl. Aynen. Çok, çok güzel. Çalıştım. Bravo. Ama tırnaklarımla kazıyarak geldim bu yerlere. Yok yani bütün Fethiye'de sizin namınız hakikaten aynen, böyle aynen, tırnaklarınızla kazıyarak bu işi yaptığınız, çok, geliştirdiğiniz çok, ve birçok insana da ekmek sağladığınız konuşuluyor. Aynen. Çok, çok çay ocağına başladım ben 1978 yılında. Önce küçük bir çay ocağı yaptık. O da kapısı bacası yoktu. Bahçeden kargıları kestik. Kargılardan kapı yaptık, pencere yaptık. Bir çay ocağı yaptık kendimize. Sonra gittik, 4 tane bilezim vardı kolumda. Gittik onları sattık. Bir tane Şen Ocak havuzlu buzdolabı aldık. İçine meşrubatları koyduk, ayran koyduk, çay demledik, kahve yaptık, tost yaptık. Buradaki esnaflara hizmet verdik. Oradan başladık ticaret hayatına. Düzgün çalıştınız. Çok. Herkes sizi dürüstlüğünüzle tanıdı. Evet. Gece gündüz çalıştınız. Aynen. Ve yolunuzu aldınız. Aynen. Değerli izleyiciler, benim şehrim Fethiye'de gerçek bir başarı hikayesini daha evet, sizlerle şöyle buluşturmak istedik. Görüyorsunuz, canlı örnek. Yani bazen bizi izleyen tabii çok iyi iş insanlarımız var ama gençler de izliyor. Gençlere evet, örnek olsun diye evet, sizle burada bu görüşmeyi yapmak istedik. Çok teşekkür ederim. Çok biz sağ teşekkür olun, ederiz. Çok sağ olun. Üniversitede öğrencilere eğitim verdim. Veriyorsun. Sağ olsun dekanımız davet etti, gittim. Anlattım çocuklara, dinlediler. Hayat hikayemizi anlattım. Gerçekten çok yıprandım. Ömrümü verdim. Gençliğim en güzel yılları dört duvar arasında geçti. Mağazada geçti. Sabah ezan okunuyordu, tost diliyordum. Raf yerleştiriyordum, hesap çıkartıyordum. Gidiyordum, çocuklar halının üzerinde uyumuş oluyorlardı. Ben onları topluyordum halıdan, yataklarına koyuyordum. Ya. Yoruldum yani, çok yoruldum. Hiç de öyle gözükmüyorsun. Şimdi ben hiç bak, bakıyorum gayet şık, gerçekten, gayet enerjik. Bu kadar iş yapmışsın, o seni diri tutmuş bence. İşte ben yorulduğumu yani hissediyorum artık. Yani yok öyle değil, yorgunluğu arkada bırakıp devam edeceğiz biz. İnşallah, inşallah. Yani insanlara ekmek verebiliyorsam, istisam sağlayabiliyorsam ne mutlu bana. Çok güzel. Ne mutlu bana. Sizin Allah sayılarınızı arttırsın amin, diyorum. Bu amin, ülkeye amin, çok ihtiyaç amin, var bu şekilde. Amin. İş insanlarına, sizin amin, gibi kadın girişimcilere, amin, ben hepimize örnek olduğunuz bir hayatınız teşekkür var. Ederim. Ve 95 bin kalemi izleyicilerimize teker teker göstermemiz mümkün değil. Evet. O yüzden ben burada size çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Buralara kadar yorulduğunuz için ben teşekkür ederim. Ne demek? Ben çok, çok mutlu ben oldum. Çok sizin oldum, gibi bir kadın girişimciyi çok burada memnunum, izleyicilerimizle buluşturduğumuz için benim şehrim Fethiye devam ediyor. Sırada sera var. Domates seraları başta olmak üzere bu seralar sofralarımıza her mevsim taze sebze sağlamaya devam ediyor. Turizm sofralarında da tabii yerini alıyorlar. Sayın Bakanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Mustafa Başkanım, evet, bu domatesler olmuş ya. Evet kızardı. Artık ha? Son safhasına geldiler. Çok güzeller. Buradan yerden... Burada ne yapıyorsun? Damlama sulamayla mı yapıyorsun bu işi? Evet, damlama sulamayla hem sudan tasarruf ediyoruz hem ot çıkmıyor dibinden. Tamam. Ve verimli bir yetiştirme oluyor anladım, domates için. Yoksa ota veriyoruz bütün suyu değil mi? Evet. Bu şekilde hem evet, su tasarrufu oluyor. Evet. Ülkemiz için su çok önemli. Evet. Şimdi biz bakalım nasıl bir domatesmiş bu. Hmm. Güzel bir, çok güzel bir domates. Evet, çok güzel bir domates. İşte. Peki. Evet. Kaç dönümde yapıyorsun bu işi? Burada bizim 7000 metrekarelik bir alanda kapalı. 7 dönüm. 7 dönüm yani. 7 dönüm seram var. Evet. 7 dönümde yapıyorsun. Bir dönüm cam sera. 2 dönüm. 7 dönümde 8 ton elde edebiliyor musun?
fazla. Kaç ton ödüyorsun? Dönüm başına normalde 4 ton ama bu tip üretimde bayağı bir şey olur. Yani son tele değinceye kadar şurada biz domates almaya devam ediyoruz. Sıcaklar arttığında bu yanıyor. Şimdi ben bu sera işlerinde biraz arkadaşlarla haşır neşir olduğum için şöyle bu topraksız tarım yapan arkadaşlar 80 ton dönümde elde ettiler. Evet. Müthiş bir rakam. Çok yani. Büyük rakam. İsrail 40 ton elde ediyor. 80 ton müthiş bir şey. Üretimde sıkıntı yok. Bu üretim bize de yeter. Biz aza kanaat eden bir toplumuz ama bizim pazarlamada sorunumuz var. Peki sen bu topladın domatesleri şimdi de kasa kasa topluyorsun. Nereye vereceğiz onları? Hale götüreceğiz. Yani halde... Halde kim ne verirse ona mı gidiyor? Yani o gün pazarcı geliyor. Ha. Domates orada komisyoncular var. Onlar belirlediği fiyat üzerinden biz bu domatesi vereceğiz. Şimdi sen burada ne kadar topluyorsun günde? Bir günde bir ton topluyorum. Bir ton topluyorsun. Bir ton. Akşama kadar. Sabah giriyorsun, akşama kadar. Beşte giriyorum, akşama kadar bir ton. Sabah beşte. Yok, akşam üzeri beşte giriyorum. Akşam üzeri beşte. Evet. Tamam. Çünkü öğren giremem sıcaktan. Sıcak tabii, çok fazla sıcak oluyor. Peki bu sera kışın soba falan kuruyor musunuz? Zobam var, bir de sulandırmam var. Hem zoba hem su. Yani ikisini beraber yapıyorsun. Suyla. Anladım. Peki çok zoba güzel. Da var. Bu işi biliyorsun sen, öyle gözüküyor. Evet. Yıllardan beri ben bunu yapıyorum. Peki bir domatesle biz neye dikkat etmeliyiz? Bir domates, bu şimdi yemelik domates bunlar. Evet. Nedir şimdi burada, neye dikkat edeceğiz biz bunu alırken? Yani bunu alırken organik olmasına dikkat edecek. Organik. Şu an benim mesela bu organik. Şu an buna 20 günden beri lastikmiyorum. Mesela şey yapmış ama bu organik. Organik. Ama lastik saydım bu olmayacaktı. Yani çeşitli haşerelerin bıraktığı izler olacak ki organik bu olduğu anlaşılsın. Kelebek buna geliyor. Kelebek içeride buna bakıyor. Ondan sonra güzel bir şekilde yuva yapıyor. Evet. Peki şimdi baktım bu domates sert, sulu. Evet. Temin yedim. Bunun bu sert, tatlı şey aroması bu bif. Evet. Bif oldu. Şimdi biraz bunda aroma tat var. Bu tohumun ismi ne? Bu Alberti. Alberti. İsrail'den geliyor bu. Evet. Alberti bu. Tohumu. Bir kere kullanabiliyorsun. Bir kere kullanıyorum. Peki bir sezonda, bir de yılda kaç kere mahsul alabilirsin? İki kere. İki kere alıyorsun. Güzlük ve kışlık. Bütün bu çalışmayı iki kere senede yapıyorsun. Ondan sonra hale götürüyorsun, 1,5 liraya veriyorsun. Değerli izleyiciler, benim şehrim Fethiye'de domates üretimini serada size gösterdik. Siz bunu bulunduğunuz şehirlerde kaça yiyorsunuz bilmiyoruz ama biz burada 1,20, 1,50 kuruşa bunu gayet güzel bir şekilde yiyoruz. Çok güzel. Allah bereketli kılsın. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Sevgili izleyiciler, dünyaca meşhur Kelebekler Vadisi'ndeyiz Fethiye'de ve burada birazdan şu arkada gördüğümüz arkadaşlarımızla beraber bir dalış gerçekleştireceğiz. Burası harika bir yerdir dalış için. Buyurun. Unutmayın, yüzme suda, dalışta su altında öğrenilir. Şimdi aslında şu anda dalışa hazırız ama esas bizim hayati aletlerimiz herkesin tüp olarak bildiği, bizim tank dediğimiz hava tüpümüz. Bunun içerisinde değerli izleyiciler oksijen tüpü değildir bu. Bunun içerisinde normal bir hava kompresörde sıkıştırılarak bunun içerisine verilir. Bunlar yaklaşık 400 atü yani 400 bar, 400 atmosfer basınca dayanıklıdır içindeki hava açısından. Ama biz 300 barlık bir hava tüpüyle aşağı ineriz. Böyle getiririz rahatlıkla. Birinci kademe regülatörümüzü bunun arkasına monte ederiz. Şimdi bunu açarken biz havayı göstereceğim size kaç bar olduğunu. Ama bu aşağı doğru tutulmak zorunda. Çünkü basınçlı hava birden bu kapakları yüzünüze fırlatabilir ve kazayla sonuçlanabilir. Bakın açıyorum şu anda. Evet. Şimdi bakalım beraberce. Görüyorsunuz. Şu anda 200 bar, 200 atmosfer, 200 atü bir basınç var. Bu bana fazlasıyla yetecek. Bu da dalış göstergemiz. Kaç metre derinlikte olduğumuzu, bunu da sıfırlıyorum. Dolayısıyla birazdan bunu göreceksiniz. Kaç metreye indiğimizi gösterecek. Şimdi tabii bu aşamada taktığımız regülatörüm şurada duyuyorsunuz.
bu işte bizim soluyabileceğimiz hale getiriyor. Yani ben birinci kademeden geçiyorum. Daha sonra ikinci kademe regülatörden geçtiğimden sonra bu havayı soluyorum. Bu çok kaliteli bir havadır. Güzel bir kompresörde basılmış hava. Bu soluduğumuz havayı aşağıda biz ciğerlerimize çektikten sonra bu çok kaliteli güzel hava bize çok iyi gelecektir ama eğer dalış tablosuna dikkat etmeden çıkarsak bu soluduğumuz hava bize çok büyük zararlar da verebiliriz. Onun için bizim tablolarımız var. Bilgisayarda dalış tablolarına göre daldığımız derinlikte dururuz. Belli aralar vererek çıkarız ki o soluduğumuz havadan sıvıya dönüşen azot tekrar bizim sıvılaşmış azotu bünyemize kan dolaşımıyla döndürür. Ondan sonra da yukarı çıktığımız zaman hiçbir sıkıntı olmadan vurgun dediğimiz hadiseyi yemeden çıkarız. Evet. Askısını da taktık. Şuradan görüyorsunuz. Böyle çok güzel bir şekilde benim arka aşağı indiğim zaman sıkıntı olmayacak şekilde taktım. Bakın. Yükseliyoruz. Hava içeriye doluyor. Evet. Bence olay tamam. Kemerimi takacağım. VC'mi giyeceğim ve şimdi hazır olacağım. Emniyetler son derece önemlidir. Bunlar hayatidir. Bunları yapmazsanız keyifli bir dalış olmaz. Tamamdır. Evet. Şu anda hazırım. Şöyle yaptığım zaman rahatlıkla regülatörlerim elime gelmeli. Şöyle yaptığım zaman da dalış göstergelerimi görmem lazım. Eğitmen balık adamdan dalış dersi tamam. Şimdi sıra denize girmeye geldi. Maske son derece önemli bizim için. Ancak dalışı yaparken bunu takıyoruz. Dalış bittikten sonra arkadaşlar şöyle çıkıyor. Hemen buraya. Bu yanlıştır. Tekneye çıkarsınız. Gece dalışı yaparsınız. Ufak bir hareketle bu arkaya gider. Ve düştükten sonra bir daha gece dalışındaysa özellikle bulamazsınız. İnemezsiniz o derinliğe tekrar. Çok zor. Dolayısıyla dalışımızı yaptık. Çıkıyoruz. Çıktık. Konuşacağız. Boynumuza alacağız. Boynunuzda sizi belki biraz rahatsız eder ama hiçbir zaman maskeyi kaybetmezsiniz. Hadi Allah'a emanet. Fethiye'nin suyunu içmek yetmez. Suyuna dalmak da gerekir. Hep beraber nasıl dalacağımızı öğrenelim ki keyfimiz tam olsun. Tekrar merhaba. Söylediğim gibi gözlüğü alnına değil boyuna takıyoruz. Çok güzel bir dalış oldu. Evet, günün sonuna da gelmişiz. Şimdi tabii aşağıda göçmen balıklar çok fazla. Yani yerli türlerimizden, endemik canlılardan karagözü, lagosu ve orfozu gördük. Yavruydular. Ama daha çok aslan balıkları gördük, balon balıkları gördük, trompet balıkları gördük ve göçmen barbunlara benzeyen, paşa pantolonuna benzeyen çizgili böyle balıklar gördük. Bunların çoğu göçmen. Göçmenler gelsin bir diyeceğimiz yok da bizim kendi yerli balıklarımızı da kaybetmememiz lazım. Bir günün sonuna daha geldik. Çok güzel bir yerden veda ediyoruz, Kelebekler Vadisi'nden. Benim şehrim Fethiye, hepinizi bekliyor. Hepinize iyi günler.